Etin en iyisinin mutfağından merhabalar. Bugün sizlere köfte pişirmenin en ince noktalarını anlatacağım. Öyle köfte pişirme nasıl zor mu diye deyip geçmeyin. Köfte pişirmek bir steak pişirmek kadar dikkat edilmesi gereken hususlara sahip. O zaman hep birlikte en güzel köfteyi nasıl pişiririz? Hadi başlıyoruz. Evet, pişirme ekipmanımız bu sefer döküm tava değil, yapışmaz bir tava. Şefim niye döküm tava değil, yapışmaz tava, hep döküm tava diyordunuz diyebilirsiniz. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki, steakler az çevrilerek çok yüksek ısıda pişirilmesi gereken köfte, hamburger veya Adana yani kıymadan yapılan tüm ürünler ise orta derecede pişmişlikte ve sık sık çevrilerek pişirilmesi gereken ürünlerdir. Dolayısıyla yapışmaz tavalarda orta derecede ısıyı yakalamak çok kolay. Döküm tavalarda ise çok yüksek ısıya çıktıkları için orta derecede ısıyı yakalamak zordur. Bundan dolayı tüm köftelerinizi yapışmaz tavalarda sık sık çevirerek pişirmenizi öneriyorum. Evet, köfteler arasından unutmadan bugün pişirdiğimiz köfte hakkında da size ince bilgiler vermek istiyorum. Antrikot köfte yapıyoruz. Antrikot köftenin diğer köftelerden farkı tamamen antrikot, yani içi çok yazılı, kendi yağ yapısına sahip antrikotu özel olarak çift çekim yaparak elde ediyoruz. Ve antrikot köftenin diğer etlerden farkı da etin çıkmış olduğu bölgeden kaynaklanıyor. Biz bütün köftelerimizi ve hamburgerlerimizi danalarımızın kaburga etinden yapıyoruz. Fakat antrikot köfte hem işçiliği, hem el basması, hem de kendi sahip olmuş olduğu mermerimsi yağ dokusuyla yapılmasından dolayı çok özel bir ettir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, köftelerimi unutmadan sık sık çeviriyoruz. Hemen çevirme işlemlerimize devam ediyoruz. Evet, köftelerimizi orta derecede ısırıda pişirmemizin bir sebebi de kıyma yaparken her zaman antrikot köfte de diğer köftelerimizle %20-25 yağ sahiptir. Yağsız bir köfte, yağsız bir kıymadan yapılan köfte kesinlikle lezzetli olmaz. Dolayısıyla bakın, orta derecede ısıda sık sık çevirerek pişirdiğimizin sebebi de şudur. İçindeki yağ oranı pişerken kendini salacak ve içinde kalan düşük yağ ile beraber muhteşem aromalı bir köfte oluşacak. İkinci bir önemli nokta da bizim uyguladığımız, tüm baharatlarımızı taneden çekerek yapıyoruz. Karabiberi taneden öğütüyoruz. Kimyonu dahi tane kimyonları özel baharat makinamıza çekerek öğütüyoruz. Bunun sebebi tüm baharatların gerçek aromasını, gerçek kokusunu köftemizin içinde rahatça buluşması için tüm baharatları taneden kullanıyorum. Sizler de evinizde karabiberinizi, tuzunuzu, tüm kullandığınız baharatları taneden alıp değirmenle çekmenizi tavsiye ediyorum. Evet, köftemizin pişmesini tamamladık. Gördüğünüz gibi sık sık çevirdiğimiz için hem etimizin içi hem dışı güzelce pişti ve fazla yağ tavaya saldı. Aslında bazen insanlar bunun iyi olmadığını, çok yağ saldı gibi yorumlarda bulunuyorlar. Fakat amacımız zaten sık sık çevirerek köftenin aroması vermesi gereken yağları içinde bırakıp gerisini dışarıya pişerken salmasını sağlamaktır. Köftemizi pişirdik. Buradaki kokulara inanamazsınız. Her şey çok güzel. Tabii ki de bunu güzelce bir tabak olarak sunmadan olmaz. Köfteye en çok yakıştırdığım köfte baharatımı, köfte sosumu yanına koydum. Çok güzel bir acur turşusu. Ve benim özellikle köfteleri ekmeksiz yemeyi sevmiyorum. Ekşi mayalı ekmeğim. Çok güzel sunumlu bir tabak hazırladım. Sizler de evinizde antrikot köfteyi yapıp yanında köfte sosu, güzel bir turşu ve ekşi mayalı ekmekle denemelisiniz. Şimdi hemen tadına bakacağım. Bakın, sizlere de çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Köftemi sık sık çevirerek pişirdim. Hem dışı hem içi ne kadar güzel pişti. Hem çok kurumadı hem sulu. Hemen afiyetle tadına bakıyorum.